merhaba sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere Rıdvan Dilmen'den bahsedeceğim e, futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen kimdir Rıdvan Dilmen 15 Ağustos 1962 yılında Nazilli'de doğan Türk futbolcu ve teknik direktör ve futbol yorumcusudur Az önce söylediğim gibi 15 Ağustos 1962'de Aydın'ın Nazil ilçesinde Mehmet Lütfü Bey ile Makbul Hanım'ın dördüncü ve son çocukları olarak dünyaya gelen Dilmen spora atletizmle başladı. Evet yanlış duymadınız spora atletizmle başladı. Daha sonra futbola yöneldi. Küçük yaşına rağmen mahalle takımlarının aranan ismiydi. Gazoz ve şekerle karışık mahalle arası transfer olduğu söylenir. Mahalle maçlarında herkes kendine bir futbolcunun adını yakıştırırken o Fenerbahçeli Cemil Turan'dı. Küçük yaşlardan itibaren Fenerbahçe taraftarı olduğunu saklamayan Dilmen, sarı lacivertli takımı maçlarını izleyebilmek için İzmir'e otostop yaptığını belirtir. 12 yaşındayken babasını kaybeden Rıdvan ağabeyi Ercüment, ailenin geçimine katkıda bulunmak için Denizli Spor'da bir süre futbol oynamıştır. Şeytanlığa kaplı Dil Rıdvan Dilmen, 13-14 yaşlarında mahalle arasında oynarken keşfedilmiş ve daha sonra Nazilli Sümer Spor'da futbola başlamıştır. O sezon takımı yenilgisiz şampiyon olmuştu. Daha sonra Mola Spor Rıdvan'ı transfer etmek istedi ancak Kurbi de bu öneriyi geri çevirdi. Sonunda 25 futbol topu karşılığında Mola Spor antrenörü Kemal Dirikan tarafından transferi gerçekleşti. Rıdvan'ın oynadığı sezon Muğla Spor amatörlikten ikinci lige çıktı. Dirika'nın şeytan gibi bir zekan var sözü Rıdvan'ın hala anıldığı şeytan lakabının temeli oldu. Muğla Spor'da oynadığı futbolla büyük takımların dikkatini çekmeye başlayan 19 yaşındaki Dilmen, sezon sonunda birincilik takımı Bolu Spor'da transfer oldu. Takım ilk maçını Fenerbahçe stadında Fenerbahçe ile ikinci maçında Galatasaray ile oynadı. Bir bir biten maçın ertesi günü Dilmen'in adı Ziya Şengül, İslam Çupu gibi yazarların köşelerinde geçiyordu ve hakkında yapılan yorumlarda Türkiye'de bir yıldız doğuyor. Gelecek hafta boluspor Galatasaray maçında Rıdvan'ı mutlaka izleyin ifadeleri kullanılıyordu. Bir hafta sonra Boluspor'un Spor'un Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçta takımın tek golünü kaybeden Rıdvan aynı akşam açıklanan milli takım kadrosunda yerini aldı. İki yılı Boluspor'da oynayan ve sonra Sarıyer'e transfer olan Dilmen 4 yıl daha Sarıyer forması giydi. 87-88 sezonu sonunda Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcu kendi deyimiyle hayallerini gerçekleştirdi. 88-89 sezonunda kariyerinin zirvesine çıkan Dilmen'in takımı Fenerbahçe 103 gol atarak şampiyon oldu. Aykut, Oğuz, Hakan, Süvar gibi oyuncuların bulunduğu takımda Dilmen 19 gol atıp 41 gol attırarak şampiyonlukta büyük rol oynadı. 89 yılında İtalya'nın Udine kentinde oynanan Brezilyalı ünlü futbolcu Arthur Zico'nun jübile maçında ilk yarıda dünya karması formasını giydi. Dünya karması Brezilya milli takımını 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen dünya karmasının ilk golünün hazırlayıcısı oldu. 89-90 Rıdvan şanssız bir sezon geçirdi. Trabzonspor'un Yugoslav oyuncusu Miodrog tekmesiyle sağ ayağı sakatlanan Rıdvan'ın futbol hayatı dalganmaya başladı. Dört kez dizinden ameliyat olan Dilmen'e doktorları 6 ay oyun yasasına rağmen 3 ay sonra sahalara döndü. Ancak bu erken dönüş sakatlığın bir türlü iyileşmemesine yol açtı. 91'de Galatasaray maçında sol omzu kırılan Rıdvan yine uyarılara kulak asmadı ve İzlanda Türkiye milli maçına çıktı. 90. dakikada omzu aynı yerden bir kez daha sakatlandı. Eskiye dönmek için çaba harcayan Rıdvan'ın şevki tekrarlayan sakatlıklar ve nükseden ağrılar yüzünden kırıldı. Taktik zekası ve oyun kabiliyetiyle göz dolduran Rıdvan, sonraki dönemlerde sınırlı sayıda maç oynayabildi. 94'te Aleşe'nin başkanlık yaptığı Fenerbahçe ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Rıdvan Dilmen dünya karmasında Camp Nou'da genç yıldızlar Zidane Zidane ve Ekseva Hermansi'nin kaptanı sıfatıyla oynamıştır. Maç takviminin uyuşmaması yüzünden Jübilesi 3 kez ertelenen Rıdvan, 31 Ocak 96'da 7 derecelik bir havada jübilesini yaptı. Soğuk yüzünden sadece 82 seyircinin, 1982 seyircinin bulunduğu maçta golde attı ve futbol kariyerini 81. Fenerbahçe'de olmak üzere toplam 152 golle tamamladı. 29 kez Türkiye A milli takımı forması giyen Rıdvan bu formayla da 5 gole imzasını attı. Futbol hayatına teknik direktörlükte yeni bir sayfa açan Rıdvan, Van Spor, Konya Spor, Altay, Karşıyaka, Adana Spor ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptı. 96-97 sezonunda Alişe'nin isteğiyle Fenerbahçe'de menajerliğe geçti. Sezon sonunda görevine son verildi. Daha sonra TV programlarına yorumcu olarak katıldı. 98-99 sezonunda Türkiye 2. Futbol Ligi'nde Van Spor'un başına geçti. Van ekibini şampiyon yap, Süper Lig'e taşıdı. 99-2000 sezonunda Fenerbahçe'nin başına getirildi. Fakat namalı olmasına rağmen Fenerbahçe'nin UAF kafasından elenmesi sonucunda görevini bıraktı. Daha sonra Altay ile anlaştı. Burada da yükselme maçlarında Altay'ın başarılı olmaması sonucunda görevinden ayrıldı. 2001-2002 sezonunda anlaştığı Adana da ayrılmak zorunda kalan Rıdvan Dilmen, 2003 yılında birincilik klasmanında yer alan Karşıyaka'da teknik direktör olarak görev aldı. Fakat Karşıyaka'da başarılı olamadı. NTV Spor'daki yüzeye Futbol Programı'nda yorumculuk ve Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı görevine devam eden Rıdvan Dilmen, aynı zamanda Fanatik Gazetesi'nde iddia tahminleri yapmaktadır. Zaman zaman da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçları Star TV'de yorumlamaktadır. 1 Ağustos 2010 tarihinde Sabah Gazetesi'ne geçmiştir. Futbol dışındaki hayatı, yönetmenliğini Ali Taner, Baltacı ve Cem Yılmaz'ın üstlendiği 2008 filmi Arok'ta rol aldı. 20 Mayıs 2016 tarihinde kaleme aldığı önce okurlarım 21 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Başlığını taşıyan köşe yazısında hasta olduğunu belirterek okurlarından dua istedi. Aynı gün lenf kanseri olduğu kamuoyuna yansıdı. Fenerbahçe spor kulübü ve spor camiasının pek çok ismi dilmene geçmiş olsun mesajlarını yayınladı. Sabah gazetesindeki köşe yazısında hasta olduğunu kamuoyuna duyuran Dilmen sonraki hafta içinde Liv Hospital'da ameliyat oldu. Ameliyatın ardından yapılan açıklamada Dilmen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, değerli abonelerim. Sizler benim her şeyimsiniz. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayınız. Bu videomda sizlere Rıdvan Dilmen'den bahsettim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.